İşleri Başkanımız Ali İhsan Yavuz Bey aslında ulusal medyaya dün aday adaylığı başvuru sürecimizle ilgili olarak genel hatlarıyla açıklama yaptı. Biz de bugün halka hizmet siyasetinde her zaman milletimize ulaşırken sizler aracılığıyla sesleniyoruz. Tüm şehrimize aday adaylık sürecimizi ve ayrıntılarını duyurmak üzere sizleri davet ettik. 9 Kasım, 17 Kasım itibariyle belediye başkan aday adaylığı müracaatlarımızı partimiz almaya başladı. Sizlerle bugün ayrıldıktan sonra müracaatları kabule başlıyoruz. Belediye meclis üyelikleri için ise 9 Kasım, 3 Aralık tarihleri arasında müracaatları kabul edeceğiz. Biliyorsunuz ki YSK ulusal gündemde yer aldı. 1 Aralık görevden çekilmesi gerekenler için son tarih. Biz o süreyi beklemeden partimiz prensip kararı itibariyle o tarihleri beklemeden aday adaylığı müracaatlarını 17'sinde tamamlayacak. Yani partimizden herhangi bir aday olabilmesi için görevinden çekilmesi gerekli olanlar için biz 1 Aralık'ı beklemeden 17'sine kadar müracaatları almış olacağız. Meclis üyelikleri için ise zaten 3 Aralık olduğu için problem yok. Başvuru yerlerini izah edelim, sizlerle paylaşmış olalım. 2014 yılında biliyorsunuz ilimiz büyük şehir olduktan sonra bizde il genel meclisi ve belde belediyesi yok. Büyükşehir ve 11 ilçede ilçe belediye başkan adaylıkları söz konusu. Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylıkları için ayrı ayrı belirtirsek büyükşehir adaylarımızın genel merkeze ve il başkanlığımıza müracaatı olacak. İlçe belediye başkanlığı müracaatları ise ya kendi ilçesinde huzurda bulunan ilçe başkanlarımız imza karşılığında müracaatları kabul edecek veya il başkanlığımıza yapılacak. Belediye meclis üyeliği müracaatlarımız ise doğrudan ilçe başkanlıklarımız nezaretinde olacak. Ayrıca son 3 seçimde uyguladığımız dijital ortamdaki başvurumuz, bunu özellikle vurguluyoruz. Fuzuli kağıt israfına sebebiyet vermemek adına AK Parti Org sitesindeki e-başvuru üzerinden müracaatları alacağız. Sadece adaylarımız ilimize gelip başvuru formlarını ıslak imza atmak suretiyle bize onaylattıkları takdirde adaylık müracaatı tamamlanmış kabul edeceğiz. Bizim sizler aracılığıyla tabii vurgu yaptığımız, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve genel merkezimize bu hususta şahsen ve teşkilatlarımız adına da programlarımızı sunuyoruz. Bildiğiniz üzere çok kısa bir süre önce bizim için 14 Mayıs öncesinde aday adaylarımızı yine bu salonda sizler huzuruyla tanıtırken gururla söylediğimiz, paylaştığımız bir husustu. Partimiz aday adaylığı müracaatı esnasında aldığı bağışları AFAD üzerinden ülkemizi derinden sarsan hala yüreğimizde acısını hissettiğimiz deprem bölgesine yardım olarak bağışları kabul etmişti. Bugün de yerel seçimler için tekrar Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Tüm dünyanın gözleri önünde vahşice işlenen ve soykırıma varan saldırılarda etkilenmiş Gazze'li kardeşlerimizin temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için yine AFAD hesaplarına bağış suretiyle biz müracaatları kabul edeceğiz. Bağış hesaplarımızın hepsi AFAD hesapları olacak. Başkaca da partimiz tüzel kişiliği herhangi bir bağış almadan bu müracaatları kabul edecek. Dünkü aday başvuru esasları ile ilgili yöntemin dışında siz basın mensupları ile paylaşabileceğimiz diğer hususta 19 Kasım
pazar günü 17'sinde biten müracaat süresinin akabinde geçen milletvekili seçiminde yaptığımız temayül oylamasının aynısını tüm ilçelerimiz ve büyükşehir adaylarımız için Tekirdağ Best Otel'de yeniden icra edeceğiz. 19 Kasım pazar günü saat 10 ile 16 arasında siz değerli basın mensuplarımızı da aday adaylarımızın teşkilatlarımız huzuruyla maillerini sorduğumuz, kime mail ettiklerini sorduğumuz bizim için parti içi bir bayram havasında geçecek temayül oylamasına da burada davet etmiş oluyoruz. Hepiniz davetlisiniz kıymetli basın mensupları. Genel anlamda 31 Mart mahalli idareler seçimiyle ilgili aday adaylı müracaat süremizle ve başvurularla ilgili olarak bir gururla bahsedebileceğimiz hususta başvuru ücretlerindeki istisnalar. Miktarları sizlere arz edeyim. Büyükşehir Belediye Başkan adayları için 50.000 Türk Lirası. İlçe Belediye Başkan adayları için 20.000 lira. Tekirdağ Büyükşehir olduğu için diğerlerini okumuyorum. Büyükşehir Belediye Meclis aday adaylarımızdan da 10.000 lira. Bu miktarlar tabii ki AFAD'a yapacaklar. İstisnayı söylüyorum. Kadın bizim partimizde hep teşvik ettiğimiz kadın ve gençlerimiz için bu bağış miktarlarının 1/2'si, engelli aday adaylarımızdan ise sadece 1/4'ünü almak suretiyle adaylık müracaatlarını kabul etmiş olacağız. Sürece ilişkin genel merkezimizden ilan edilmiş perspektifimiz budur. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederim. İsterseniz burada, isterseniz de yukarıda sizlerle inşallah sohbet havasında sorularınızı da alırız. Katılımlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Başkan, yayını kapatmadan soran almamız. Alabiliriz. Sizlerin tercihine bıraktım. İlçe başkanları arasında mesela istifa etmek istese bu süreç tamamlandı mı? Hemen onu söyleyeyim. Onu net olarak genel başkan yardımcımız izah etti. Ben kadın kolu ve gençlik kolu olmak üzere ana kademe il başkanları, ilçe başkanları ve sizin merak ettiğiniz bilhassa göreve devam eden 4 belediye başkanımız var. Bunların müracaatı söz konusu olmayacak. Tam genel başkan yardımcımızın beyanıyla söyleyelim. Mevcut görevli olan hala AK Belediyecilik hizmetlerine devam eden belediye başkanlarımız zaten doğal aday olarak kabul ediyoruz. Yine huzurdaki ilçe başkanlarımız da bizler de zaten AK Parti'nin kuruluş felsefesini olarak gecesini gündüzüne katarak aynı milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız gibi halka hizmet etme şiarındayız. Dolayısıyla partimiz herhangi bir arkadaşımıza belediye başkanlığı için eğer tensip buyurursa özel bir aday müracaatına gerek olmayacağı yönünde bir görüş oluştu seçimler için. Dolayısıyla herhangi bir ilçe başkanımız veya mevcut görev yapan belediye başkanlarımız için ve tüm Türkiye sathına mail söyleyelim, il başkanlarımızın müracaatları söz konusu değil. Bunlar müracaat etmeyecek. Başkanım, sizin de hem büyükşehir hem de Süleyman Paşa'nın isminiz geçiyor. Öyle bir niyetiniz var mı? Aslında önceki cevap tam buna dair. Yani biz 22 yıldır ben bu partide görev yapıyorum. İl başkanlığında Mart'tan beri üstlendim. Zaten halka hizmet, halka hizmet diyerek biz de diğer partilere nazaran tüm buradaki arkadaşlarımız adına da söyleyeyim. Biz klasik bir siyasi parti değiliz. Gece gündüz 24 saat milletimizin hizmetindeyiz. Partimiz hangi görevi verirse ona hakkıyla ifa etmek için göreve hazırız her daim. Evet, hayırlı olsun. Aday adaylarından var mı kimse?
açıklayacağımız isimler. 3-4 tanesini yazdık ama bugün hakkı... sizlerle bu duyuruları paylaştıktan sonra daha cevapları kabul edecektik, evet. Ama online başvuru geldi mi diye soruyorsunuz. Evet.